Herkese merhaba dostlar, ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı nasıl geçti bunu konuşacağız. Ocak ayım diğer aylara nazaran biraz daha monoton geçti. Ne yaptım? Ders yaptım. Artık zaten her videomda, yani her ay özetinde ders yaptım diyeceğim. Çünkü malum artık öğretmen olduk dostlar. YouTube'a biraz ara verdim. Bir 10-15 gün ara verdim. Bu 10-15 gün içindeki tekrar hasta oldum. Bu yani son 3-4 aydır ya da belki 5 aydır her ay düzenli olarak bir hasta oluyorum. Bir 2 gün 3 gün yatıyorum. Bu ay yine hasta oldum. Bu ay ama garip bir şekilde bir problem daha yaşadım. Bir tansiyon problemi yaşadım. Hatta o gün de vloglamıştım. Eğer şaşmazsa, tekrar araya bir video girmezse bu videodan daha bir gün, ya bir gün değil. Bu videodan sonraki video benim fenalaştığım hastanelik oldum. Vlog olacak dostlar. Her neyse, o konuyu da gireceğiz. Ama ben bu ayda önemli bir karar aldım ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Girişimcilik sayfası mı? Değil tabii ki de. Bu ay itibariyle, yani Ocak 2023 itibariyle bazı değişiklikler yapacağım. Hem hayatımda hem de sizlerle. Bunları açıklayacağım. İlk olarak gym'e başladım, spor salonuna. Spor salonuna üyeliğimi aslında 31 Aralık saat 16-17 sularında, yani akşam üzeri 4-5 sularında yapmıştım. Fakat gidemiyordum. Bu ay spor salonuna başladım. Onun haricinde boksa başladım. Vloglarda boks vlogları da gelecek. Ve şöyle bir karar aldım. Artık sırf video çekmek için video çekmeyeceğim. Eskiden böyle bir şey yapıyordum. Hani sırf kanal dolu olsun diye vlog çekiyordum. Ya da sırf izlenmek uğruna bir şeyler çabalıyordum. Öyle bir çabam artık olmayacak. Zoraki video olaylarımız bitti. Artık sadece kendim eğlendiğim videoları çekmeye karar verdim. Ya da çok istediğim günlerde, ya da hani nasıl diyeyim size, birden aklıma gelip kamerayı açacağım. Ve eskiden, bilmiyorum dikkatinizi çeker miydi, benim videolarım bir aralar 7-8 dakikaydı. Sonra 10-12 dakikalar çıktı. Son zamanlarda bazı vloglarımın yarım saat, 20 dakika olduğunu görüyordunuz. Artık bunaldım. O yüzden uzun videolar artık bizim hayatımızda. Yani sırf video çekmek uzun video çektiğim günlere artık elveda diyoruz. O yüzden bununla beraber de video düzenleme, video yükleme oranlarım da değişecek. Şu an elimde stokta iki günlük videom var. Yani iki gün ne oluyor? Yarım hafta oluyor. Haftada 3 video koyacağız. Günlerimiz yine aynı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü. Fakat bugün video, mesela bu videoyu çarşamba, bugün videoyu pazartesi gün çekiyorum. Çarşamba günü yayınlayacağım. Fakat cumartesi günü video gelir mi? Öbür pazartesi video gelir mi? Bilmiyorum. Günlerimiz belli ama yayınlama zamanlarım değişik. Bunu da zaten Instagram'dan öğrenebilirsiniz dostlar. Instagram'da tabii ki her zamanki gibi aktifliğim devam ediyor. Ama şöyle bir şey istiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Onu şu an aklıma geldi. Video yüklemeyebilirim fakat Reels ya da TikTok ya da Shorts içerikleri üretebilirim. Dediğim gibi benim için daha az maliyetli olacak. Şöyle bir şey de denemek istiyorum. Bir vlogumu Reels şeklinde ya da Shorts ya da TikTok'ta yayınlayacak gibi de çekmek istiyorum. Yani dik formatta vlog tarzı bir şey. Bunları da merak ediyorum. Öyle bir şey de yapabilirim dostlar. Ama bunların hepsini zamanla olacak şeyler. Biraz enerjim, modum düşük. Neden modum düşük? Bir, biraz hastalıklarla uğraşıyoruz. İki, birazcık tansiyon problemi sanırım devam ediyor. En son kaç gün, ortalama bir hafta, 8-9 gün önce falan bir hafta önce falan bir tansiyon olayı yaşamıştım. Şu an aynı hisler, aynı olaylar tekrar başladı. Hastaneye gitmeyeceğim çünkü aşırı bir şeyim yok ama bir stresten, yani bayağı stresli bir ay geçirdim. Biraz stresten alakalı olabilir ya da yeme içme ile alakalı olabilir. Yeme içme konusunu açmışken şunu söyleyeyim. Bu ay itibariyle yavaş yavaş yememi içmemi düzene sokmaya karar verdim. Özellikle diyet demek istemiyorum. Sağlıklı yaşamak. Sağlıklı yaşam demek istiyorum.
Biraz daha yediklerimi, içtiklerimi düzenlemeye çalışacağım. Son zamanlarda ipin ucu bayağı kaçtı, farkındayım. Hatta sizler bana DM yoluyla ya da yakın çevrem ya da uzak çevremdeki insanlar bana mesaj atıyorlar ya da beni gördüklerinde bana kızıyorlar. Hayati neler çektin, hala eski hayatım olmak istiyorsun diye. O yüzden psikolojik manda kendim artık hazırladım. Yani bu ameliyat sürecinden sonraki süreçleri atlatmak uzun sürdü fakat deyip tıkandım. Uzun sürdü ama artık o süreçleri atlattık. Fakat şöyle bir durum oldu. Bu cümle çok değişik bir cümle oldu. Şu an karar verdim. Bu videoyu hiçbir şekilde kesmem yok. Sadece sonunu şey ekleyeceğim. Yani şu an nasıl konuşuyorsam öyle paylaşacağım. Normalde buralar kurguya girer, girmeyecek. Şöyle olacak. Eski düzenime tabii ki geri dönemem. Çünkü o tüp artık tüp böyle yani. Tüp şöyleydi ya. Böyle filan oldu yani. Açıldı midem. Fakat beslenmemi düzenleyebilirim. Abur cuburdan uzak durmaya çalışacağım. Uzak duracağım deyince böyle koşuluyorsun ya beynin. Durmaya çalışacağım. Daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Sebze ağırlıklı. Yani ya da kızartmadan çok haşlama. Bilmiyorum haşlama bir şey yer miyim ama haşlama olabilir. Ya da yağda kızartmak yerine fırın ya da airfryer aldık biliyorsunuz. Airfryer'de kızartmayı yiyebilirim. Yani birazcık da beslenmemi de düzenlemek istiyorum. Kendime bir hedef belirleyeceğim. Bunu videoda mı yaparım? Kendi kafamda mı yaparım? Yoksa Instagram'da mı yaparım? Bilmiyorum. Ya da yayınlar mıyım onu da bilmiyorum. Bir kendimde bir muhasebe yapacağım içimdeki hayatıyla ve ne yapmak istediğimi karar verdikten sonra o hedefe nasıl ulaşmam gerekiyorsa bununla ilgili adımlar atmaya karar verdim. Yani Ocak ayı benim için bir dönüşüm ayı, dönüşmeye başladığım ay diye ileride söylemek istiyorum. O yüzden böyle kararlar aldım. Onun haricinde malum işler zaten artık bayağı yoğunlaştı. Bayağı bol bol öğrenciler geliyor, öğrenciler gidiyor. O yüzden iş konusunda yüzüm gülüyor. Fakat diğer konularda birazcık bu aralar moraller bozuk, fiziksel sağlık bozuk, mental sağlık zaten Türkiye'de yaşıyoruz, kimin düzgün ki diyorum dostlar. Evet, kısacası ben Ocak ayında bunları yaptım. Şubat ayının sonunda da başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, hala sosyallerimden beni takip etmiyorsunuz. Hem şuralarda bir yerlerde hem de aşağıda sosyallerimin linkleri çıkacak. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.